Samimi Analiz'den herkese merhaba değerli izleyenler. EYT'deki son durumu, asgari ücret zammındaki gelişmeleri konuğumuz sosyal güvenlik uzmanı Murat Göktaş'la değerlendireceğiz. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ceyla Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. EYT uzun süredir aslında medyanın gündemindeydi. Son olarak da üçlü zirveye çevrildi gözler. En çok merak edilen şeylerden biri ise yaş şartı gelecek mi? Şimdi EYT ile ilgili daha önce konuşmuştuk. Sayın Bakan'ın açıklamalarında bir yaş şartı olmayacağı gibi bir izlenim olmuş. Bütün yorumcular ve siyasetçiler herhangi bir yaş şartı olmayacağını, eskiden var olan gün şartı ve çalışma yılının yani 20-25 yıl ve 5000 gün prim ve Bağkur ve SSK'lar için 7200 ve 9000 gün şartları dışında yeni bir yaş yani EYT için yeni bir EYT olmayacağı gibi bir algı oluşmuştu ve oldukça hakim bir görüştü. Hı hı. Ama dün akşam yapılan üçlü zirveden sonra çeşitli medya kuruluşlarında ve haber merkezlerinde kadın ve erkek için bir 6 yaş uygulaması gelebilir mi? İşte örneğin kadınlar için 48 ve erkekler için en az 50 yaş şartı gibi bir şart konulabilir mi diye düşündüm. Ben hala bu noktada belli bir yaş şartının gelmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Sayın Bakan'ın açıkladığı rakamlara bakarsanız işte İlk bugün şartları dolduran 1,5 milyon kişi var demişti. İşte bu yavaş yavaş 1,600-1,700'e çıktı demişti. Ocak ayında da muhtemelen 2 milyonlara yaklaşacak gibi bir açıklaması vardı. Burada sayı 2 milyon ise burada bir yaş kısıtı yok gibi duruyor. Çünkü eğer 48-50 koyarsan bu rakamlar belki de 300-400-500'lere kadar düşecektir. Çünkü EYT kapsamında olanların yaş ortalaması her ne kadar 49 olsa bile şu anda EYT yaş ortalaması 49 diye bakanlıkça beyan edilmişti. 49 olsa bile özellikle kadınlarda bu yaş ortalamasının biraz daha aşağıda olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kadınlarla ilgili bir 48 gibi 6 yaş uygulaması geldiği zaman EYT içinde yeni bir EYT oluşmuş olacak. Yine emeklilik nedeniyle yaşa takılan ayrı bir grup oluşacağı için ben bu konuyu bilmiyorum. Yani son dakikada bir düzenlemeyle yaş şartı gelir mi? Çok geleceğini düşünmüyorum ama yine de bir taslağı görmek gerekiyor. Ama insanlar tabii bu konularda çok konuşulduğu için bir yaş sınırlaması gelir mi gelmez mi böyle bir endişe de var. Ama şu an için hiç kimse net bir şey bilmiyor. Sayın Bakan, Cumhurbaşkanı'na bu konuyla ilgili görüştü. Muhtemelen bir iki gün içerisinde haberler yavaş yavaş gelmeye başlar. Bir yaş artık gelip gelmeyeceğini o zaman göreceğiz. Çünkü EYT'de ilk başta borçlanmaların EYT başlangıcını geriye çekeceğine, sigortalı başlangıcını geri çekeceğine ilişkin kanunda hüküm olmasına rağmen Sayın Bakan bu borçlanmaların başlangıç olarak sayılmayacağını, 8 Eylül 99 öncesinde fiilen işe başlayanların EYT kapsamında olacağını belirtmesi üzerine yeni bir güzergaha girmişti EYT ile ilgili konular. Hı hı. O da netleşmedi çünkü sadece bir medya kuruluşuna verdiği demeçte gün eksiği olanların borçlanmalar yapması gerektiğini, oysa başlangıcı geri çekmeyle ilgili borçlanmanın herhangi bir etkisi olmayacağını söylemişti. Dolayısıyla bu konuda bakanın bile bir toplantıda veya resmi bir açıklamada dile getirdiği bir husus değil. Şu anda EYT ile ilgili bana göre iki tane belirsiz konu var. Çünkü birçok insan borçlandığı için bununla ilgili muhtemelen çok sayıda talep olacaktır. Haklı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında borçlanma, işte özellikle askerlik borçlanması gibi borçlanmalar başlangıcı geriye çektiği için birçok insan borçlandı. Hatta borçlandı, ödediler bugüne kadar. Belki EYT'den önce bile borçlanmayı yapanlar vardır. Dolayısıyla bunların yoğun talebi olacaktır. Bunun dışında yine EYT'lilerin kırmızı çizgi gibi gördüğü yeni bir yaş uygulaması hayata geçer mi? Bilemiyorum. Koşulsuz, şartsız artık bu yasanın çıkmasını talep ediyor EYT'liler de. Uzun süredir bekliyorlar. Tabii ki yani yeni bir yaş uygulaması geldiği zaman EYT kapsamında olanlar önemli bir kısmı birkaç yıl daha beklemek zorunda kalacağı için ben çok çıkabileceğini düşünmüyorum ama yine de hep beraber yasa tasarısı bu ay içerisinde meclise geldiği zaman orada göreceğiz inşallah. Peki sizin öngörünüze göre yasa tam olarak ne zaman çıkacak? Bir de seçim satımı haline girdik. Muhalefetin de gündeminde aslında zaten EYT meselesi. Diğer bir yandan yılbaşından sonra yapılacak asgari ücret zammı da epey konuşuluyor.
Bu konularda sizin görüşleriniz neler? Şimdi EYT ile ilgili düzenleme muhtemelen şimdi plan bütçe komisyonuna gelmesi bekleniyor ama şu anda bütçe görüşmeleri olduğu için önemli görüşmeler. Dün birkaç bakanlığın kurulu bizi geçti. Bugün ve yarın yine görüşmeler devam ediyor. Bütçe görüşmeleri sona erdikten sonra aralığın ikinci yarısında sonlarına doğru meclise gelmesi ve Ocak ayının içerisinde yasalaşmasını bekliyorum. Bu durumda ilk müracaatlar Ocak ayının içerisinde olur ve ilk maaşı hak kazanma kanununda müracaat tarihini takip eden ay başından aylıkları başlar dediği için muhtemeldir ki 1 Şubat'ta ilk aylıklar başlamış olacak ama bu şu anlamada gelmiyor. Hemen aylığınızı Şubat ayında alacaksınız anlamına geldi. Ocak ayında müracaat ettiğiniz zaman Şubat ayında aylığınızı alırsınız. Normal uygulama da ama şöyle düşünelim. 2 milyon civarında direkt hak edecek sayı olacak muhtemelen Ocak ayında falan. Bir yaş düzenlemesi, yeni bir düzenleme gelmezse. Bu şu anlama geliyor. Yıllık Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ortalama bağladığı aylık bütün Türkiye'de 400 bin civarında. 400 bini fazla geçmiyor. Dolayısıyla 2 milyon müracaat demek bir ay içerisinde 4 yıllık bir müracaatı alacak Sosyal Güvenlik Kurumu. Dolayısıyla bunların dosyalarını düzenlemesi, aylık bağlama işlemleri falan çok da kolay olmayacak. Dolayısıyla belki 1-2 ay zaman alacaktır ama netice itibariyle sigortaların bilmesi gereken şu: Ocak ayında müracaat ederseniz 1 Şubat itibariyle emeklisiniz. Aylık bağlama işleminiz biraz sürse bile aylığınızı birikmiş olarak alırsınız. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaz bu konuda. Asgari ücrete gelecek olursak Ceylin Hanım, asgari ücretle ilgili biliyorsunuz ilk toplantı bugün yapılıyor. Asgari ücret İş Kanunu 39. maddesinde düzenlenmiş. Burada diyor ki sosyal ekonomik durumlara bakarak, geçim endekslerine bakılarak Çalışma Bakanlığı'nın daveti üzerine oluşturulan asgari ücret tespit komisyonu tarafından en geç 2 yılda bir diyor. Buradan şunu anlıyoruz. Bir dönem işte bu sene 2 defa asgari ücret belirlendiği için yasal düzenleme gerekir mi gerekmez mi tartışması var ama iş kanunu o açıdan net. En geç 2 yılda bir toplanıp asgari ücreti belirlemek zorunda ama bundan daha erken belirlemenin önünde herhangi bir yasal engel yok. Yani 3 ayda da belirleyebilir, 5 ayda da belirleyebilir, 6 ayda da belirleyebilir. Dolayısıyla Çalışma Bakanlığı daveti üzerine bugün ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Biliyorsunuz asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirleniyor, resmi gazetede yayınlanıyor. Resmi gazetede yayınlandığı tarihte de yürürlüğe giriyor asgari ücretle ilgili düzenleme. Asgari ücret tespit komisyonu üçlü bir yapıdan oluşuyor. 5 tane hükümet temsilcisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafı, hazine var, TÜİK var. Yani hükümet tarafından 5 üye. En fazla işçi temsilcisini bulunduran Türk İş 5 üye ve yine en fazla işvereni barındıran Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK'in 5 üyesinden oluşuyor. Yani toplam 15 üye. Bunlar en az 10 üyeyle toplanıyor ve salt çoğunlukla karar veriyor. Dolayısıyla bunların vermiş olduğu asgari ücret kararı kesin ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giriyor. Tabii burada işveren tarafının asgari ücretle ilgili belirlenen rakam, özellikle TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akbol'un ifadesine şunu anlıyoruz. Diyor ki çok fazla piyasayı rahatsız edecek bir rakama da çıkılmamalı çünkü bu belirlenecek rakam alt sınırdır. Duruma müsait olan işverenler bunun üzerinde veremiyorsan versinler diyor. Ama tutup çok yüksek bir asgari ücret belirleyip piyasadaki koşulları biraz zorlaştırmayalım diyor. Telaffuz edilen rakamlar arasında 8.000-8.500 bandı vardı ama bu konudaki yorumunuz nedir? Gerçekçi bir rakam mı? Yani ben şöyle düşünüyorum. Burada işçi tarafını Türk İş temsil ediyor. Türk İş 7.800 civarında bir kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Ben eskiden de yorumlarımda 8.000-8.500 bandında bir asgari ücretin olabileceğini söylüyordum. Bu asgari ücret işçiler için yeterli mi? Değil. Yani çalışma koşulları, ekonomik koşullar, kiralar, işte giyecek fiyatları... Giderek artan enflasyon sayesinde eriyen maaşlar Ocak ayından sonra da muhtemelen zorlayacak çalışanları. Tabii tabii. Geçim şartlarına baktığınız zaman çok iyi bir rakam değil ama ben realist bakarım bu konuya. Şöyle bakmak lazım. Yani işçi tarafını temsil eden, yani ücreti isteyecek tarafı temsil eden Türk İş kırmızı çizgisini 7.800 gibi bir rakamda belirlemişse bunun biraz daha üzerine çıkılabilir. 8.000-8.500 bandında olabilir. Bu büyük şehirler için geçinme anlamında çok zor bir rakam. Bunu kabul etmek lazım. Ama küçük esnaflar, küçük şehirlerdeki küçük esnaflar, işte tuhafiyeci, büfeci, işte
manifaturacı gibi Anadolu'da taşrada olanlar için de bu rakam çok yükseldiği zaman gerçekten bunu ödemekte zorlanabilir. Aslında diğer taraftan da ara zam yapıldığında da aynısı konuşulmuştu. Asgari ücretse yapılan zam oranında özel sektör çalışanlarına da ya da asgari ücretten fazla alanlara da zam yapılıp yapılmayacağı hep merak konusu oldu. Yine aslında bu konuşuluyor. Yani orada aslında uygulama şöyle. Türkiye'de çalışanların %37'si asgari ücretle çalışıyor. Bakanlığın resmi açıklaması. Türkiye'de çalışan sigortalar %37'si asgari ücretle çalışıyor. Demek ki geriye kalan yaklaşık %63'ü de asgari ücret dışında çalışıyor. Ama iş yerlerinde şöyle, asgari ücretle çalışanlar işte bugün 5500 lira alırken 8500 liraya çıktı da 8500 lira alanı da işte atıyorum %40 zam gelmişti. Bu makası korumak anlamı da onları da bu makası korumak için ücretlerini yükseltmeniz gerekiyor. Ya yoksa 100 kişi çalıştıran bir iş yerinde 5 tane kişi asgari ücretle çalışıyor da 10 kişi bunların asgari ücretini 5500 liradan 8500 lira yükselmesi işveren için çok önemli bir sorun değil. Bunu zaten satın almış durumda ama sorun şu, asgari ücrete yapılan zam bütün çalışanlara aynı oranda zam olarak yansıyor. Çünkü siz o makası korumanız gerekiyor. Yani 1 yıllık kıdemi olan 8500 lira alırken 5 yıllık kıdemi olana da 8500 lira veremiyorsunuz. Makası korumanız gerekiyor. Dolayısıyla bu asgari ücrete yapılan zam bütün çalışanlara yapılan zam gibi düşünülüyor birçok iş yerinde. Bu sefer ne yazık ki işten çıkarmalar da aslında rastlanabiliyor. Tabii asgari ücrete yapılan zam bir de sadece ücretle ilgili bir şey değil. Mesela esnafın makul primlerini de direkt etkiliyor. Çünkü asgari ücretin yüzdesi üzerinden bir prim ödedikleri için otomatik bunları da etkiliyor. Bunun dışında idari para cezalarını etkiliyor. Asgari ücrete paralel düzenlenen birçok şeyi beraberinde etkilediği için muhtemeldir ki hükümet verebileceği en üst lira kadar çıkacaktır. Çünkü önümüzde de bir seçim var. İşçileri de çok üzmek istemiyor. Ama işveren tarafı da bu konuda ancak yüksek bir rakama ciddi bir devlet teşviği ve desteği sayesinde kabul edecek gibi görünüyor. Anladığımız 8.000-8.500 bandında çok önemli bir değişiklik olmasa bir asgari ücret düzenlemesi yapılacak gibi görünüyor şu anda. Sayın Göktaş, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim Ceylin Hanım. İyi yayınlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Samimi Analiz'in bugünlük sonuna geldik değerli izleyenler. Güncel videolarımızı ve değerli konuklarımızla sohbetlerimizi kaçırmamak için bizi takipte kalın. Şimdilik hoşça kalın.